Şimdi bu metin okumasını şöyle düşünün. Bazı detaylara giriyor gibi görüneceğim ben. Ama aslında böyle bir epigraf kaygısıyla o detaylara girmiyorum. Yani mesela bir tarihsel metin okuduğunuzda, ana kaynağından okuduğunuz zaman şöyle bir şey yaparsınız. Yani ya bir epigraf gibi onu okur, anlatır veya yazarsınız. Ki epigraf gibi anlatmak demek herhangi bir metni onun yazım kuralları, gramer kuralları yani o detaylardır. Yani epigrafın işi çok başka. Ama herhangi bir buna benzer bir ana kaynağı tarihçi gibi okuduğunuzda o daha başka bir şeydir. Ben böyle epigraf gibi okuyor gibi görünsem bile aslında daha çok tarihçi gibi olacağım. Yani zaten tarihçiyim de. Biraz detaylara kaçabilirim. Çünkü neticede okuduğumuz metin bizim yani çok antik bir metin yani Akatça falan okuyoruz öyle kolay iş değil yani. O yüzden okuyup geçemem. Yani okuyup geçersem tarihçilik yapamam. Çok detaylarda boğulursam bir epigraf boğulması yaşarız ona da girmeyeceğim. Ama bir takım böyle girift noktalara veya detay alanlara zaman zaman kayacağım. Fakat oradaki derdim de şudur yani hani bir metin okuyacak olsam açarım okurum yani Türkçesi yok da ya İngilizcesi neyse Fransızcası ya da Akatçasından ana kaynaklardan Akatçadan varsa Sümer metinlerinden hani açıp okursunuz ama bunun da çok anlamı yok dersin en başında söylediğim gibi. Çünkü benim esas derdim metin okumaktan ziyade bir dünyayı anlatmak. Yani eski Mezopotamya uygarlığını bu uygarlığın içerisinde de özellikle inançlarla ilgili olanlarını anlatmak. Bundan dolayı hedefim doğrudan doğruya metin okumak değil ama ben metnin bütününü okuyacağım. Ama derdim bir tarihçi gibi o metni okurken size analiz etmek. Analiz ederken de çok sık mukayeseyle etimoloji yaparım ben. Yani hani şu an sizin için demiyorum, genelde öyleyim yani. Mukayeseyle etimoloji yaparım. Yani mukayeseli benzer dilleri şey yaparım. Onların hem semantik anlamları hem etimolojik anlamları mukayese ederim. Daha iyi anlamak. Yani oradaki çabam da aslında olayı dolandırmak değil, daha iyi anlamak çabasıdır. Bundan dolayı bazı noktalarda sıkılabilirsiniz. Ama bu işte şey bir iş ya. Yani biraz böyle teknik bir yanı da var. Fakat çok keyifli. Yani bana dünyaları verseler şu Akatça metni yani o okumayı asla bırakmam. Söyleyeyim yani. Zaten koca koca insanların hani bu kadar uhrevi dünyaya ait şeyler için birbirini yemesi de bana çok garip geliyor. Allah'tan böyle Akatça, Latince, Grekçe gibi şeyler var da dünyada hani biz bunlarla uğraşıyoruz. Hangisi daha gerçek bilmiyorum tabii. Evet. Şimdi demek ki benim metini okuyuşum bunun mantığı böyle olacak. Güzel. Tabii metni okurken şöyle okuyacağım. Şimdi önce metni nasıl okuduğumla ilgili böyle bir metodolojik yorum. İlk önce metnin Akatçasını okuyacağım ben size. Tabii benim izlediğim metin, daha önce söyledim ben size, Andrew George'un metni. Yani bugüne kadar bu orijinal Akat metni üzerine çalışan ve en mükemmel çalışan ve en hacimli çalışan bu metindir. Yani Andrew George'un metni şu ana kadar yapılmış olan en kapsamlı ve çok etkileyici bir metindir. İki büyük cilttir. George'un metni. Dolayısıyla ben onu izliyorum. Nasıl okuyacağım? İlk önce Akatçasını okuyacağım ben size. Akatçasını okuduktan sonra Türkçesini okuyacağım. Türkçe de bittikten sonra bir takım kelimeleri üzerinde durarak olayı daha iyi anlamak için ama o inanç yanını daha iyi anlamak için bazı kelimelerin üzerinde detaylı durarak onları mesela İbranice ile, Arapça ile veya böyle genelde Semitik, benim az çok yakın olduğum bazı Semitik dillerle mukayese ederek o derin anlamını yakalamaya çalışacağız. Öyleyse demek ki önce Akatçasını okuyorum, ondan sonra Türkçesini okuyorum, ondan sonra da okuduğum kısım üzerine analiz yapıyorum. Tabii şunu unutmayın, yani bu metin hepimizi yaşlandırabilir. Çünkü 12 tablet, 3000 satır. Dolayısıyla hani bu metnin sonunu getirebilir miyiz ben de bilmiyorum. Ya bıkıncaya kadar artık siz de ben de bıkıncaya kadar.
en azından yapabileceğimiz zamana kadar, çünkü uzun bir şey yani, çok Mezopotamya'nın en büyük şeyidir, mitidir veya destanıdır. Dolayısıyla aylar, belki yıllar bile geçebilir. Fakat her halükarda ben yapabildiğim kadar yapacağım. Hem sizi hem de kendimi çok sıkmadan. Eğer sonunu bütünüyle getiremezsek de o getiremediğimiz kısmı da bir özet olarak tamamlayacağım. Yani ben her halükarda size bu 12 tableti bütününü yani anlatacağım. Ama ilk birkaç ay böyle kelimesi kelimesini okuyup tercüme edeceğim. Ondan sonra da bakacağız duruma. Yani sıkılmadığınız müddetçe, ben de eğer sıkılmamışsam, ki çok sıkılacağımı sanmıyorum ben de, böyle devam edeceğim yani. Ne kadar sürer? İşte bir yıl mı, iki yıl mı, bakacağız. Şimdi tamam, bir başka şey bilmeniz gerekli olan, yine metni okumadan önce. Şimdi 12 tane tablet, yani benim okuduğum metin, unutmayın ki, standart versiyon denilen versiyondur. Yani daha önce Gılgamış'ın versiyonları ile ilgili ben size bilgi verdim. Birinci ya da ikinci seminer, unuttum şimdi. Ve dedim ki şu an bizim elimizde mevcut bulunan ve en geniş versiyon, her bağlamda en geniş versiyon, standart versiyon denilen şeydir, nüshadır. Standart Babil versiyonu. Bu nüshanın dışındaki nüshalar daha kısadır, eksiktir. Konu bu kadar iç içe geçecek şekilde bir edisyon, kritik gibi adeta ele alınmamıştır. Ama benim okuduğum nüsa bütün Mezopotamya'yı etkileyen aslında ve daha sonraki uygarlıklara da etki eden, esas o Gılgamış konseptini yaratan benim okuduğum nüshadır. Bundan önceki nüshaların neredeyse bütünü şeydir, parça parça şeylerdir. Yani dağınıktır. Ama aşağı yukarı büyük ihtimalle M.Ö. 1200 küsur yıllarında kendisinden önceki bütün Gılgamış'la ilgili hikayeleri toplayan editör veya editörler bunları bir araya getirmiş ve bugün bizim elimizde olan nüsha ortaya çıkmıştır. Yani standart Babil nüshası. Tabii bu nüshanın bulunuşunun hikayesi de uzun, o da ayrı bir hikaye. Ama aşağı yukarı M.Ö. 7. yüzyılın ortalarına ait ve Ninive'de yapılan kazılarda Assurbanipal'ın kütüphanesinde bulunan metindir bu. Yani standart Babil versiyonu 19. yüzyılın ortalarından itibaren neredeyse 1934'lere kadar yapılan kazı çalışmalarında keşfedilen bir metin. Bu metin aşağı yukarı M.Ö. 1200 küsur yıllarına kadar çıkan bir metin. Bu metnin bulunduğu yerde Assurbanipal'in kütüphanesidir, Ninive'deki. Kazılarda 19. yüzyılın itibaren İngilizler tarafından özellikle yapılan kazılarda Ninive'de bulunan metinden bahsediyorum ben şimdi. Ve dolayısıyla şey öyle, hikaye öyle. Tabii bu 12 metin, yani 12 ne diyeyim ona, tablet diyeyim. Yani 12 chapter, büyük chapter yani. 12 tabletin konuları kısaca şöyle. Mesela birinci tablet Gılgamış'ın şeyiyle ilgili, Uruk'taki yönetimi, Gılgamış'ın kendi kimliğiyle ilgili bilgiler. Tabii yani Gılgamış'la ilgili biraz bilginiz oldu ama metin içerisinde daha da bilginiz olacak. Yine Gılgamış'la ilgili bilgiler için birinci ya da ikinci seminere dönün. Bu birinci tablet denilen tablet, Gılgamış'ın işte nasıl kral olduğu, onunla ilgili problemler, ondan sonra yine Gılgamış'a eşlik edecek olan bizim temel figürlerimizden bir tanesi Enkidu'nun şeyi, ortaya çıkışı. Yani birinci tabletin konusu büyük oranda Gılgamış'la ilgilidir. Yani onun kimliği, ne yaptı, nerede, Uruk kralı. İşte onun ikincisi olan, yani yoldaşı olan ve aslında alter egosu olan, psikolojik terminolojiyle kendi içinden bir parça olan aslında Enkidu'nun ortaya çıkışı. Bunlar birinci tabletin konusu. Tabii ben de doğal olarak birinci tabletten başlayacağım birazdan yani. İkinci tabletin konusu şu, bu biraz şeyle ilgili, yani Enkidu'yla falan ilgili. Enkidu bizim ikinci kahramanımız. İşte Enkidu'nun biraz evcilleştirilmesi, çünkü Enkidu vahşidir yani. Onun evcilleştirilmesiyle ilgili öyküler, onun Gılgamış'la ilişkisine giriş,
Ondan sonra ve bu ikilinin, yani Gılgamış ve Enkidu ikilisinin Sedir Ormanları'na yolculuğu. İkinci metin daha çok, ikinci tablet daha çok bunları içerir. Ben tabii, benim önümde çok daha uzun şey var da ben özetliyorum, yani şu an irticalen size hani bir özet yapıyorum tanıtımını yaparken tabletlerin. Mesela üçüncü tablet neyle ilgili? Bu ikilinin, yani Gılgamış ile Enkidu'nun bu Sedir Ormanları denilen, benim size anlatacağım ve daha önce kısmen değindiğim bir ormana doğru yolculuğu. Yani tabii ki o ormana gidişinin bir nedenleri var yani. Dolayısıyla üçüncü tablet biraz bu. Dördüncü tablet bu ormandaki şeyler, maceralara giriş. Yani Sedir Ormanı adıyla bilinen bu ormanda, tabii Gılgamış'ın da Enkidu'nun da buraya gidişinin bir misyonu vardır. Yani bir ilahi misyondur o. O dağlardaki faaliyetleri, buralar büyük ihtimalle bu Sedir Ormanları, Lübnan civarındaki Sedir Ormanları herhalde. Veya bazılarına göre bizim Amanoslar falan. Beşinci tablet işte Humbaba, yani Humbaba ya da Huvava denilen ve bu ormanda yaşayan bir dev yaratık. Onunla mücadele. Yani Gılgamış'ın ve Enkidu'nun Humbaba ile mücadelesi. Bu beşinci tabletin konusu. Altıncı tablet İştar, yani Tanrıça İştar ve göklerin boğası. Yani Tanrıça İştar'ın Gılgamış'la ilişkisi, Gılgamış'ın göklerin boğasıyla ilişkisi, Gılgamış'ın göklerin boğasını öldürmesi. Dolayısıyla yani 3 aşağı 5 yukarı 6. tablet böyle. 7. tablet Enkidu'nun kendi ölüm, yani Enkidu'nun kendi ölümüyle ilgili bir takım vizyonlar ve Enkidu'nun ölümü. Yani Enkidu artık sahneden çekilecektir. Metni kurgulayan editörler ya da yazar kimse orada filmin içerisinden Enkidu'yu artık çıkaracak. Çünkü Enkidu'nun fonksiyonu bitmiştir. Çünkü bu öykünün bütün insanlığa vermek istediği bir hikaye var. O hikaye gereği senarist Enkidu'yu çıkartır metin içerisinden. 7. tablet bununla ilgili. 8. tablet yine bunun devamı, Enkidu'nun işte ölümü, o ölümüyle ilgili sahneler bununla ilgili. 9. tablet Gılgamış'ın yolculuklarıyla ilgili. Tabii Gılgamış'ın yolculuklarını ben ilk derste biraz bahsettim. Sonra yine geleceğim. Gılgamış'ın yolculuklarının temel mantığı şu, ölümsüzlük arayışı. Yani zaten bu destanın da ana mantıklarından bir tanesi insanın ölümsüzlük arayışının boşluğuyla ilgili bir şey. Ve burada da bu senaryoyu çizenler casting ajansından Gılgamış'ı çok iyi kullanmışlar aslında. Senaryo da iyi oturuyor. Ve Gılgamış ölümsüzlüğü aramak için bir yolculuğa çıkıyor. İşte o 9. tablet bununla ilgili. 10. tablet Gılgamış'ın yine bu seyahatleri ama özellikle Utnapishtim denilen, yani Utnapishtim diye bilinen bir bilge, yani ölümsüzlüğü bildiği varsayılan mitin retoriği bağlamında baktığınızda Utnapishtim'e Gılgamış'ın yolculuğu. Tabi Utnapishtim de Sümercesi Ziyusud'a, aslında eski ayette de şeye denk düşer tabi, Nuh, yani Hazreti Nuh'a denk düşer. Dolayısıyla 10. tablet Utnapishtim'e gidiştir. Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışı çerçevesinde büyük bilge Utnapishtim'e gidişi. 11. tablet birazcık Utnapishtim'in Gılgamış'ı kandırışı aslında. Ve Gılgamış'ın ölümsüzlüğü bulamayarak kralı olduğu Uruk şehrine dönüşü. Bu 11. tablet. 12. tablet de aslında 12. tablet şeydir, yani bu metni edite eden adamların doğrudan doğruya Sümerce'den tercüme ettiği bir ekleme bölümdür. Yani 12. bölüm birazcık metnin içerisine daha sonradan eklenmiştir ve Sümerce nüshadan metnin içerisine tercüme edilmiştir. Dolayısıyla 12'nin, yani bizim 12 tabletin iki, ama bu tabii şimdi 12 size küçük geliyor olabilir sevgili arkadaşlar, ama öyle değil yani. Hani 3000 satır, yani kaç abi, 2-3 yıl gider yani, uzun bir süreç, 2-3 yıl işte nasıl dayanacağız bilmiyorum yani.
Gerçi ben seviyorum bu işleri de. Evet, şimdi bakın girişimi yaptım. Metnin Andrew George'un metni olduğunu söyledim. Girişin nasıl okunacağının mantığını verdim ben size. Şimdi o perspektif doğrultusunda metne geçiyoruz. Şimdi en heyecanlı yer bu. Hani bu dil bilim de benim çok hoşuma gider aslında da. Şimdi mesela siz eğer bu Andrew George'un Gitterton şeyini, bu çalışmasını, iki cilttir bu, büyük iki cilt, müthiş bir çalışma yani. Adam hayatını vermiş bu işe. Ondan sonra metnin şöyle olduğunu göreceksiniz. Bir kere Gılgamış'la ilgili bütün versiyonlar var. Hurrice, Hititçe, işte Rasşam, yani mevcut olan bütün versiyonların hepsini tek tek alıyor. Bunların akat çivi yazılı metnini veriyor. Yani akatça tabii. Çivi yazılı metnini veriyor. Çivi yazılı metni verdikten sonra transliterasyonunu yapıyor. Yani onu latinize ediyor. Latinize ettiği metni İngilizce'ye tercüme ediyor. Ve ondan sonra da metni yorumluyor. Tabii çok şey yani, böyle heyecanlı bir iş yani. Yani bu beyefendi de enteresan bir adam. Çok yani entelektüel şeyi çok yüksek. Hala hayatta olan, Allah'tan yani, böyle insanlar çok önemli. Dolayısıyla bu metni bir şekilde elde ederseniz şeydir, hani iyi, çok iyi bir metin fakat çok teknik. Yani çok fazla akademik bir metin. Hani ben bunu tabii sonuna kadar okudum yani, ama yani öyle bir ağır okumak zorundasın ki yani ama çok keyifli. Evet, şimdi metni okuyoruz. Şimdi metni bakın şöyle okuyorum, yeniden söylüyorum. İlk önce akatçası, ondan sonra Türkçesi. Tabii şunu unutmayın. Akatça metin, yani akat dili İbranice ve Arapçaya çok benzeyen bir dildir. Ben şimdi biraz Semitik o vurguları esas alarak aslında bu metni mümkün olduğunca öyle okumaya çalışıyorum. Yani daha genizden, hani biraz daha o Semitik damağa uygun olarak okumaya çalışıyorum ve muhtemelen de telaffuz böyleydi. Yani akatların da telaffuzu, yani Akatça, Babilce, Asurca, bunlar zaten birbirinin versiyonları yani. Bunların uzak versiyonları işte Arapça, İbranice, Aramice falan yani. Ya büyük ihtimalle bunlar böyle telaffuz ediliyordu. Bir örnek vereyim mesela, daha iyi anlayın. Mesela Arapça'da selamun aleyküm diyorsunuz. İbranice'de şaluhum aluhum diyorsunuz. Akatça'da şöyle diyorsunuz. Şaluh iluh. Yani anlatabildim mi o benzerliği yani? O yüzden buradaki benim seslendirme çabam şeydir. Hani bu Semitik dillere böyle birazcık kulak tanısını esas alarak yapmaya çalıştığım şey. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. İlk 10 satırı okuyoruz. Yani 3000 satırın ilk 10'u. Bugünkü öyle. Çünkü yani başka türlü olmaz yani. Tam deli saçması yani. Tırnak içinde tabii. Şu. Şa nakba imuru işti mati. Şimdi bu ne demek? Bu bakın birinci cümledir. Yani Gılgamış destanının Akatça nüshasının birinci cümlesi budur. Şimdi ben biraz daha kolaylaştırmak için işi şöyle yapacağım. Bunu söyledikten hemen sonra Türkçesinde söyleyeceğim. Sonra yeniden Türkçeyi bütünüyle tekrarlayacağım. Şa nakba imuru işti mati. Şu Türkçesi, derinliği yeryüzünün temelini, yani derinliği ya da derinlikleri, yeryüzünün temelini, yani yeryüzünün dibini, aslını, burada birazdan geleceğim onlara, gören diyor nokta. İkinci cümle, idugu kalamu haşu, bu ikinci cümle. İkinci cümlenin Türkçesi şu, her şeyde hikmetli olan, tırnak içinde her şeyi bilen. Tabi bu arada metinlerde bazı eksik yerler var. O eksik yerleri de ben hani bilindiği kadarıyla, tahmin edildiği kadarıyla yine burada söyleyeceğim. Demek ki ikincisi, her şeyde hikmetli olan, tırnak yani parantez içi veya her şeyi bilen. Tamam. Üç, Akatça Nusa'nın üçüncüsü, Gışkamış. Gışkamış burada Gılgamış'tır. Çünkü ben size dersin ilkinde söyledim. Yani Gılgamış'ın bir yazılış formu var. Aşağı yukarı 7-8 tane. Mesela bu girişte Gışkamış demiş ona. Ama daha ileride başka telaffuz türlerinde kullanıyor. Gışkamış, şa, nakbu, imuru,
İçtimati, Türkçesi şu, derinlikleri, yeryüzünün temelini ya da yeryüzünün aslını gören Gılgamış. Tamam. 4. İduhu kalamu haşşu, şu Türkçesi, her şeyde hikmetli olan, her şeyi bilen. 5. Şu Mitharis. Mitharis aslında eksik bu 5, yani tam tamamlayamamışlar. Mitharis kelimesi geçiyor. Mitharis de yani pek çok şekilde yorumlanabilir ama aynı şekilde falan gibi bir anlamı var. O şekilde, aynı şekilde gibi anlamı var. 5 bu. 6 şu. Nefhar nemeki şa kalemihuz. Bu da 6. 6'nın Türkçesi şöyle. O her şeyin bütün hikmetini öğrendi. Bunlar tabii Gılgamış'ı şey yapıyor, tasvir ediyor yani. Sonra 7. Nişirta imurma kartim ki iptu. 7. 7'nin Türkçesi şu. O sırrı gördü ve gizli olan şeyleri keşfetti. Abi ne sırsa bu. Evet. 8 şu. Uble teamma şa leem abubi. Bu şu. Tufandan önceye ait bir haberi getirdi. Mesela bizim tufanla ilgili anlatımın Gılgamış destanı bu versiyonda içerisinde geçen ilk şey kelime budur. Abubi kelimesi ki buna geleceğim yani. Bu Akatça bir kelime. Bunun Sümercesi var. Amuru falan. Ama yavaş yavaş. Tamam. Demek ki 8 buydu. 9 şu. Urha rukta illi kamma anih u şupşuh. Bu şu. 9 yani. Uzak bir yoldan geldi. Yorgundu fakat dinlendi. Kendine geldi yani. 10. Şakin ina narare kalu manahti. Bu da şu. Yaptığı bütün işlerini bir toprak levhaya işledi. Şimdi bu ilk 10 cümle bu abi. Şimdi bu ilk 10 cümle üzerine konuşacağız. Yani bugünkü ders bu. Şimdi yeniden Türkçesini baştan sona kadar okuyorum bir kez daha. Derinliği yeryüzünün temelini gören, her şeyde hikmetli olan, derinliği yeryüzünün temelini gören Gılgamış. Her şeyde hikmetli olan. Aynı şekilde o her şeyin bütün hikmetini öğrendi. O sırrı gördü ve gizli olanı keşfetti. Tufandan önceye ait bir haber getirdi. Uzak bir yoldan geldi. Yorgundu fakat dinlendi. Yaptığı bütün işlerini bir toprak levhaya işledi. Kazıdı anlamında yani. Yani kazıdı derken işledi işte. Yani çivi yazısıyla yazdı gibi bir şey yani. Evet şimdi ilk 10 şey bu. Akatçası, Türkçesi. Şimdi geliyoruz abi daha heyecanlı olan yere, bunun analizi. Esas çünkü yani Mezopotamya uygarlığını ve inançlarını anlamak için buna ihtiyacımız var. Yani metnin kendisi önemli de daha önemli olan hikaye bu. Şimdi burada şöyle yapıyorum. Kilit olan bazı kelimeler var. Yani o dünyayı anlamak için kilit bazı kelimeleri seçtim. Ben bütün kelimelerin tek tek üzerinde durmak çok anlamlı değil ama hani bize kilit ipuçları verecek olan kelimeleri üzerinde duracağım ben. Mesela bunlardan ilki Nakba kelimesi. Yani ilk bakın şeyde geçti bu, az evvel hemen hatırlatayım. Daha birinci cümlede geçti. Yani şa nekba imuru içtimati'den birinci cümlede geçen bir kelimeyi aldım ben şimdi. Yani mantığımız böyle olacak. Nekba kelimesi. Şimdi nekba kelimesi Akatça'da derinlik anlamına geliyor. Derin ya da derinlik anlamına geliyor. Tabii bu nasıl bir derinlik? Yani nekba derin falan demek de nasıl bir derinlik? Yani şu iki temel yanı var. Biri ya bütün her şey, evrensel olan her şey, esas olan, ana olan, yani temel olan bir şeyi ifade eden bir derinliktir bu. Yani buradaki derinlik öyle bir şey ki biraz soyut, mesela şu an biraz soyut yanını vurguluyorum ben. Temel olan, asıl olan her şey, yani evrenin, yani o zamanın kozmogonisi tabii, bütün evrenin üzerinde durmuş olduğu ana şey, bu derinlik neyse o. Yani buradan baktığımızda bu nekba kelimesi hem çok soyut bir şey,
yani, ama hem de çok somut bir şey. Yani hem böyle uhrevi bir yanı var, yani bambaşka dünyalarla ilgili, ama hem de bu dünyaya ait bir yanı da var, derinlikler. Nasıl bir derinlik olabilir ki bu? Yani bir düşünce bağlamında derinlik olabilir ama bir de çok fiziksel anlamda bir derinlik olabilir. Şimdi birinci anlamı bu. Yani böyle bir yanı var Nebba'nın. İkinci yanı şu. Şimdi eski Mezopotamya'da Sümerlerden beri, tabii Sümerlerden sonra diğer uygarlıklarda da aynı şekilde, Abzu diye bir kavram var. Yani Abzu da eski Mezopotamya kozmolojisinde bütün evreni kuşatan ve yeryüzünün de altında bulunan, ne diyeyim ona ben, ilksel su, yani kadim su, primitif su, primordial su yani. Yani öyle bir su var ki bu su adeta bütün evreni kuşatıyor. Ya bu su aslında somut bir su ama soyut bir yanı da var yani. Bütün evreni kuşatan bir su. Mesela yerin derinliklerinde bu su dolaşıyor ve ilahi bir su bu. Yani mesela bütün tapınaklar yapılırken Mezopotamya'da mutlaka tapınağın yapılacağı merkez noktaya ritüel olarak, yani sembolik bir değeri olacak şekilde, bu abzudan alındığı varsayılan bir ilahi su getirilir ve dökülürdü. Yani böyle bir libasyon yapılırdı. Abzunun da yukarıya çıktığı, yani dünyaya çıktığı yer Fırat ve Dicle'nin birleştiği yerdir. O yüzden de mesela bu tip ritüellerde bu abzudan alınan sular genellikle Fırat ve Dicle'nin bu birleştiği noktalardan çıkarılarak getirilen sulardı yani. Şimdi derinlik kavramıyla burada metin biraz bunu da kastediyor. Yani abzu, yani ilk su, evrendeki hiçbir yaratık olmadan önce, belki tanrılar bile olmadan önce var olan bir primitif su bu. Şimdi buradaki deep, yani derin kavramıyla, yani şu derinliği, yeryüzünün temelini gören, yani Gılgamış'ın gördüğü derinlik neydi? Yani neydi bu derinlik? İşte Gılgamış'ın gördüğü derinlik eski Mezopotamya'da karşılığı olan bir şeydi. Bütün evreni ayakta tutan bir şey, bir su. Büyük ihtimalle yani yazar burada hem abzuyu kastediyordu, hem de yani hem somut bir şeyi kastediyordu, hem de soyut bir şeyi kastediyordu. Yani bu anlamda baktığınızda bu Nekba denilen şey evrenin aksis mundisidir aslında. Yani her şeyin kendi üzerine oturduğu birkaç aksis mundiden biridir, öyle söyleyeyim. Tabii. Yani tabii aynen. Yani aslında şöyle, yerin altındaki sularla yerin üzerindeki sular zaten aynı sular. Yani dolayısıyla hem su gökün üzerinde hem su yerin altında. Dolayısıyla hani bu düz dünyada sizi kuşatan esas da su. Yani toprağın altında da üstünde o var yani. Fakat tabii abzu, bu seküler su abzudan bir parça, fakat abzu bu seküler sudan farklı ve fazla bir şey olarak ilahi su. Yani tanrısal bir su yani. İşte büyük ihtimalle Gılgamış'ın şey yaptığı, gördüğü derinlik, yeryüzünün temelini gören Gılgamış. Yani bunları anlayan bir adam. Yani Seyri Süley'e giren adamın abi şey hali bu. Yani o bilgi hali. Yani şimdi hikaye öyle başlıyor. Tamam. Tabii şimdi ben etimoloji sık sık yapacağım dedim ya. Şimdi bu Nakbu kelime, yani Akatça olan bu kelimenin kökeni, bu Nakba veya Nakbu kelimesinin kökeni, nin aslında dibi, yani yine Akatça dibi, imk kökünden geliyor. Yani imk kökü burada fiil gibi bir şey, derin olmak, yani buna benzer bir yanı var. İmk, yani Nakbu kelimesi aslında yine Akatça, imk kelimesinden türemiş olan bir başka kelime. Tabii aynı kelime Semitik bir dil olduğu için İbranice'de de var. İbranice'de kelime imeke diye geçiyor. Yani aynı kelime, derinlik kelimesi tıpkı Akatça'da imk'de olduğu gibi imeke diye geçer. Mesela İbranice'de yine derinlik anlamında, yani imeke kelimesi telaffuz edilecek şekilde eski ayetin
Mezmurlar kitabında 92.6'da mesela Tanrı'nın yani Yahve'nin düşüncesinin derinliği anlamında kullanılır. Yani bu kelime bu aynı kavramsal boyutta bizim İbrani literatüründe de var. İşte Eski Ayet'te geçer. Mezmurlar kitabı 92.6. Ne diye geçer? Tanrı'nın düşüncesinin derinliği, o hikmeti yani. Tanrı'nın hikmeti. Tabi biz buradan ve buna benzer şeylerden anlıyoruz ki bu Nakba kelimesi ve onun türediği İmk kelimesi bunlar şeyler, Mezopotamya'nın çok baba ve herkes tarafından böyle paradigma gibi kabul edilen şey kelimeleri, ana kelimeleri. Yani bunlarla dertlerini anlatıyor insanlar. Yani özellikle inanç söz konusu olduğunda bunlarla dertlerini anlatıyorlar. Tabi Mezmurlar 92.6'ya benzer bir şekilde yine Eski Ayet'in içerisinde Mezmurlar 104'de 24'te de var aynısı. Yani Mezmurlar kitabında yine aynı şekilde o derinlik kavramı, o tanrısal derinlik kavramı Mezmurlar'da da geçiyor. Mesela İbranice'de kadın anlamında nekava kelimesi kullanılıyor. Yani nekava, kadın yani. Tabii şimdi bu kelime İbranice'de aynı zamanda derinlik falan anlamına da geliyor. Böyle derinlik falan anlamına geliyor. Akatça'da da nekebum yine kadın demek ve aynı zamanda derinlik demek. Oradaki derinlik ve kadının arasındaki semantik ilişki şeyden kaynaklanıyor. Yani hani kadın rahminin o derin, fiziksel anlamda derin olan yanından kaynaklanıyor aslında. Dolayısıyla bu kelime kadın dişi, dişilik kavramı için de çok kullanılan bir kelime. Çünkü kelimenin temel semantik prototipi aslında şey, çukur olmak. Yani daha böyle çukur olmak anlamına geliyor. Büyük ihtimalle kelimenin prototipi somut bir çukurluk kavramından soyut bir derinlik, yani daha başka, daha uhrevi bir soyut derinlik anlamına kazanmış gibi görünüyor. Mesela Akatça yine aynı kelimeden türeyen nekabum var. Nekabum da şu anlama geliyor aslında. Derinliği derinleştirmek. Ve Akatça'daki anlamı bu. Şu bunun, derinleştirmenin anlamı şu, tecavüz etmek demek. Yani hani derini daha derinleştirmek, nekabum Akatça, bunun mecazi anlamı da tecavüz etmek. Yani bu bağlamda da kullanılıyor. Tabii aynı kelime Mezopotamya literatüründe böyle o hikmet, o derinlik, o sırları içerisinde saklayan, o derin olan şey bağlamında pek çok çivi yazılı metinde veya kahraman için geçer. Yani mesela Nabonidus'ta falan da geçer. Yani veya diğer yani pek çok benim önümde bir isim var. Dolayısıyla böyle bir yanı var bu kelimenin. Hem soyut hem şey anlamda somut ve soyut anlamda bir derinlik kavramı. Burada ikinci kelime benim şimdi üzerinde duracağım. Ha evet evet ha doğru evet yani ben hani bazılarını söylemiyorum ama siz tabii Arapçayı çok iyi bilen adamlarsınız abi yani öyle durumda tabii şey yapın yani. Şimdi bir başka kelime mati kelimesi. Bir dakika onu da bulayım. O da mati kelimesi de yine birinci cümlenin son kelimesi. Mati kelimesi birinci cümlenin son kelimesi. Yani derinliği, yeryüzünün temelini gören. Mati orada yeryüzü falan anlamına geliyor. Yani hani ayak basılan yer anlamında. Şimdi o kelime üzerinde biraz duralım. Aslında bunu edite edenler, yani bu metni edite edenler, bu metin üzerinde çok şey yapmışlar. Ne derler? Söz oyunu yapmışlar. Aslında sözcük oyunu eski Mezopotamya'da aslında yani sadece eski Mezopotamya değil yaygın da Mezopotamya'da da çok yaygın sözcük oyunları var. Geometriya yani hani bir kelimenin yani bir kelimeye benzer başka bir kelimeyi alıyor yani sözcük oyunları hani şimdi çok tanımına girmek istemiyorum. Mesela mati kelimesi işte sınırsızlık anlamına geliyor Akatça'da. Ondan sonra yeryüzü, üzerine basılan mekan. Bunun bir karşılığı şeydir. Erşetu. Yine Akatça, Erşatu. İbranicesi de arz kelimesi
arz oradan gelir aslında. O da o tam şeydir ama tam hani toprak, memleket gibi bir anlama geliyor yani. Burada Mati üzerinde durmanı sağlayan mekan gibi bir şey aslında. Tabii bu sözcük oyunlarını çok sevdiği için bu metni edite edenler şey de yapmış yani matima kelimesi var Akatça'da. Matima kelimesi de ezeli ve ebedi demek. Yani hani mati kelimesi Akatça mekan işte üzerinde durulan mekansa matima da ezeli ve ebedi anlamına geliyor. Dolayısıyla burada üzerinde durulan mekanı, somut mekanı zamansal bir kavramla biraz daha soyutlaştırmaya çalışmış. Burada tabii şey tutkusunu ben görüyorum eski Mezopotamyalılarda. Yani her somut şeyde bir soyut karşılık aramışlar. Bu biraz o metamorfik zihniyette var yani eski dünyanın. Bizim metnimizde de çok var. Mesela biraz ileride şeyi yapacak yine böyle sözcük oyunu. Abubu ile ubub yani tufan kelimesiyle arınmak, temizlenmek, ubub kelimesi arasında böyle oyunlar yapacak. Birkaç şeyi söylemeye çalışıyor çünkü bir derdi var yani yazarın. Sonra şimdi mati kelimesine bir şey daha ekliyorum. İşti mati yani Akatça cümlede, destanın Akatça cümlesinde işti kelimesiyle birlikte geçer. İşti mati diye geçer yani. Mati de, işte mati birlikte olduğunda şu anlama geliyor. Yani yeryüzünün temeli, yeryüzünün dibi, yeryüzünü yani mekanı üzerinde taşıyan direkler. Yani mesela ben bu işti'nin şeyini bulamadım Arapçada karşılığını. Yani aradım ama bulamadım açıkçası. Ama işte mati o demek. Yani düz alanı üzerinde taşıyan bir şey, bir yani altında direkli olan, direği olan bir coğrafya adeta. Birinci şeyimiz bu. Şimdi devam ediyorum daha iyi anlamak için metni. Şimdi geldik şeye bakın. Bir dakika. Evet. Şimdi üçüncü şeydeyim. Cümledeyim. Üçüncü cümle de şu, derinliği yeryüzünün temelini gören Gılgamış. Buradaki görmek kelimesi, üzerine bir iki kelam edeceğim. Şimdi burada tabii görmek için az evvelki cümlede yani üçüncü cümlede, destanın üçüncü cümlesinde görmek için kullanılan kelime, Akatça kelime, imuru kelimesi, gördü yani. Aslında imuru kelimesi İbranice'de roe kelimesi var, görme anlamında. Onunla etimolojik olarak ortak, aynı kökten geliyor yani. Fakat tabii burada yine yazarlar aynı şeyi yapmışlar. Yani buradaki görmekten kasıt tam böyle somut olarak görmekten ziyade şey yaptı, idrak etti, anladı. Yani burada da bir tek kelime içerisinde bir oyun yapmış aslında. Yani anlamaktan ziyade görmek kavramını esas almış. Çünkü görmekle anlamak arasında yakın bir ilişki var antik dünyada. Yani gördüğün zaman anlayabiliyorsun, anlamak için görmek zorundasın. Buradaki görmeyi tabii çok pozitivist bir elleme anlamında düşünmemek lazım. Tecrübe etmek anlamında bir görmek o. İşte üçüncü cümledeki kullanılan bu imuru görmek yani Gılgamış gördü. Yani o görmek büyük oranda şeydir aslında anlamaktır. Yani idrak etmek belki. Sonra geldik sekizinci cümleye. Sekizinci cümle ne? Şu. Tufandan önceye ait bir haberi getirdi. Yani uble teamma şa'le'em abubi. Evet. Ya şöyle
Tabii soru şu, hani oradan duymayabilirler diye ben tekrarlayayım yani. Şimdi burada benim asistan arkadaşlarımız var. Onlar da bana zaman zaman soru soruyorlar. Mesela dediler ki Halit, yani burada mesela tekrarlar var. Hani işte Gılgamış gördü ve gördü gibi. Şimdi tabii biliyorsunuz ki bu eski Mezopotamya geleneğinde aslında Araplarda da öyle yani. Bu tekrarlamalar bir retorik gereği. Yani daha o etkileyiciliğini arttırmak ama büyük ihtimalle bu metinler, en azından bu metinlerin bazı kısımları, bütünü değil, ritüel sırasında okunuyor abi ve melodiyle. Yani çok büyük ihtimalle, hatta bunun üzerine denemeler var. Yani nasıl, yani bazı işte bulunan hurice falan, yani o melodi tonlamalar olduğu varsayılan şeyler esas alarak bunlar müzikle nasıl söyleniyordu gibi bir takım çıkarımlar yapılmaya çalışılıyor falan da. Fakat büyük ihtimalle bu metinlerin bir kısmı müzik eşliğinde ve ritüellerde söyleniyor. Özellikle de bu tekrar kısımlarının böyle bir işlevi olmalı. Yani hem retorik etkileyici, yani tekrarladığınız zaman modern insan için de, yani bir cümleyi iki defa tekrarladığında etki eder yani. Ama aynı zamanda bu tekrarlamaların derdi biraz daha ona melodisel bir şey vermek ve ritüelde onu kullanmak. Biraz böyle bir şeyi var, mantığı var. Şimdi 8 abi. 8 de şu. Evet. Abuvu. Yani tufan kelimesi. Şimdi ona bakalım. 8. cümle. Uble teamma şa'le'em abubi. Türkçesi ne bunun? Şu. Tufandan önceye ait bir haberi getirdi. Şimdi Akatçası ve Türkçesi. Şimdi burada kilit kelime, yani üzerine hani anlamı olan kelime tabii ki tufan kelimesi. Şimdi onunla ilgili biraz ilerleyelim. Bir kere şunu unutmayın, Mezopotamya'da Sümerlerden başlayarak aslında tufan öncesi ve tufan sonrası diye bir tarihsel ayrım var. Aslında bu bayağı karmaşık bir şey. Yani bunu belki hani bu gibi dersleri ileriki zamanlarda böyle görüntülü malzemeyi de kullanacak şekilde yaptığımızda daha hani bazı şeyleri teknik olarak göstermek kolay olur. Ama eski Mezopotamyalılarda şöyle bir tarih anlayışı var. Tufandan önce olan bir dönem var ve tufandan sonra olan bir dönem var. Buradaki tabii tufanla ilgili, yani eski Mezopotamya'da tufanla ilgili anlatımlar bizim özellikle tabii eski ayetteki anlatımlara biraz daha paraleldir. Hani Kur'an daha spesifik, Hristiyan geleneğinde kısmen var, Yahudilikte çok var ama Yahudilikteki de şey, Mezopotamya ile mukayese edilebilecek şeyleri var. Hani benzerlikleri var. Ama o benzerlik konusu biraz daha, yani hani dedim ya, görsel malzemeyle belki anlatılabilir. Ben Mezopotamyalılarda bu tufan, yani bununla ilgili ne var? Biraz ona bakacağım. Tabi burada bu 8. cümlede tufan için kullanılan Akatça kelime Abubu kelimesi. Yani Abubu kelimesi tufanın Sümercesi, Akatçası. Tufanın Sümercesi başka bir kökten geliyor. Tabii Sümerce kelime Amaru diye telaffuz ediliyor. Yani büyük ihtimalle Amaru, buna yakın bir şey yani. Amaru, yani Sümerce Amaru ile Akatça Abubu, bazılarına göre yani Abubu Amor Amaru'nun bozmasıdır diye düşünen tarihçiler de var ama sanki öyle değil gibi. Yani Sümerce başka bir kelime, Akatça başka bir kelime. Bizim metnimizde kullanılan tabii Akatça olduğu için Abubu kelimesi. Şimdi ne demek bu? Tabii bizde şöyle geçiyor. Yani şu an metnin içerisinde mesela bir dakika yeniden döneyim. Evet. Mesela şöyle geçiyor. Lem Abubi. Lem Abubi şu demek Akatça'da, tufandan önce. Yani bir tufandan önceki dönem var, bir tufandan sonraki dönem var.
Tufandan önceki Mezopotamya'da kurulmuş şehirler var Mezopotamyalılara göre. Tufandan sonra Mezopotamya'da kurulmuş şehirler var. Tufandan önce krallar var, tufandan sonra krallar var. Tufan Mezopotamyalılara göre, yani böyle bir olgu büyük ihtimalle oldu. Yani böyle bir olayın yaşandığı kesin. Sadece lokal mi değil mi, hani Mezopotamyalılar açısından söylüyorum ben. İslami açıdan bilemem yani, onu tefsirciler iyi bilir. Ama lokal mi, ne kadar lokal falan, hani bunların üzerine çok spekülasyon yapılabilir. İşte bir tufan oluyor, bir sert yağmur oluyor, öyle söyleyeyim. O yağmurdan önce başka bir uygarlık var, o yağmurdan sonra başka bir uygarlık var. Yani tarih felsefesini biraz böyle tasnif ediyor eski Mezopotamyalılar, Sümer'den itibaren yani. Ve burada bizim kelimemiz bu Abubu kelimesi, yani tufan için kullanılan kelime Abubu kelimesi. Şimdi biraz ona bakalım. Tabi lam yani veya lam kelimesi Akatça'da önce demek. Yani lam Abubu tufandan önce. Tabi başka bazı metinlerde tufandan sonra ibaresi de var. Yani hani ante diluvien, post diluvien batıdaki karşılığıyla tufandan önce, tufandan sonra. Şimdi bu Abubu kelime aslında Akatça'da bir kelime daha var. Bu tufan falan için yani sel baskınları için falan. O da rahuşim kelimesi. Fakat rahuşim kelimesi, yani Akatça'daki rahuşim kelimesi daha çok şöyle bir şey. Yani yerin altından, yerin üstünden, yani daha somut bir sel baskını rahuşim. Yani daha somut bir sel baskını. Fakat bizim Abubu kelimesi ile kastedilen şey metinlerde sadece bir su baskını değil abi. Büyük bir şey, yani yağmurlar var, fırtınalar var, şimşek, hepsi, bunların hepsi. Yani yangınlar var büyük ihtimalle. Dolayısıyla Abubu kelimesi o yüzden kullanmış yazar. Yani sadece mesela yağmurla ilgili bir şey olsaydı muhtemelen rahuşimi kullanabilirdi. Ama belli ki sadece yağmurla ilgili bir şey değil bu. Yani bir takım böyle felaketlerin bütününe verilen bir isim gibi o. Ama Abubu'da da tabii su kavramı var yani. Tabii burada yine yazar şey yapıyor. Abubu ile Ubub. Yani Ubub şey demek Akatça. Arındırmak. Yani bir tufan ile insanlar arındılar. Geçmiş günahlarından. Çünkü Mezopotamya kozmolojisinde hani tufanın oluşunun gerekçesi biraz insanların sorumsuzluğu ile ilgili bir yanı da var. Ve geçmişte olan pek çok kötü şey aslında tufanla birlikte bitti. O yüzden burada böyle bir söz oyunu yapıyor. Yani Abubu ile Ubub kelimesini de böyle bir şey yapmış yani. Böyle bir yani bir ikisini iki kelime yani Abubu'yu kullanarak her ikisini de bize çağrıştırıyor aslında. Tabii şöyle, kelime eski ayette yani Tevrat'ta daha doğrusu, tabii eski ayetin Tevrat kitabının tekvininde geçer abi bu tufan kelimesi. Yani İbranice tufan kelimesi, ki İbranicesini söyleyeceğim, İbranice tufan kelimesi tekvinin sadece tekvin kitabının tekvin kitabının içinde geçer ve 13 defa geçer. Bir kere de mezmurlarda geçer. Yani 13 kere tekvin kitabında geçer, bir kere de mezmurlarda geçer. İbranicesi, yani kutsal kitapta, eski ayette yani. İbranicesi bunun mabbul. Mabbul kelimesi. Tabi mabbul kelimesi de şuradan geliyor. Büyük ihtimalle zaten bu Akatça Abubu ile mabbul kelimesi etimolojik ortak kök büyük ihtimalle. Tabi sen Arapça bildiğin için hani o şey daha iyi, yani anlamak zor değil de, ama Arapça bilenler hani o Arapçadaki o kelimelerin üremesinin o dip kökü yakaladığındaki mantık, zaten bir kelimeyi duyunca ötekisi bununla ilişkili olabilir diyorsun yani. Tabii bu İbranice'deki mabbul kökü de yibil fiilinden geliyor kök olarak. Yani yibil de şey demek abi, akmak, oradan oraya akmak, oradan oraya gitmek. Akatça'da da Abubi kelimesi, yani tufan kelimesi yine yibil Akatça kökünden geliyor. Yani
İbranice'de de kelimenin kökü yibil, Akatça'da da öyle. Ve her ikisinde de bu yibil kökü akmak falan anlamına geliyor, su akması. Ama aynı zamanda şey için de kullanılıyor, nakliye için. Yani gemi yoluyla yapılan şey, nehir boyunca yapılan nakliyeler için. Yani bir şeyi bir yerden bir yere göndermek için de kullanılan bir kelime. Ama İbranice ile çok ortak. Yani dip semitik şey ata aynı yerden geliyor yani. Kataklusmon da abi Grekçesi. Yani kataklusmon kelimesi tufanın Grekçesi. Yeni Ahit'te böyle geçiyor yani. Ya şey bizi Grekçe ilgilendirmiyor ama. Şimdi bu tufandan önce tufandan sonra ayırımı ne ait? Ya nereden çıkarıyoruz biz bu ayırımı yani? Çünkü bizim elimizde çok sayıda olmasa bile işte 15-20 kadar fragman parçalar var. Yani Sümerce metinler var. Bu metinlerde ve bir takım hani daha geç dönemde yaşayan ama Babil geleneğini devam ettiren bir takım metinlerde de bu öykü anlatılır. Yani tufandan önce, tufandan sonra diye tasnif anlatılır yani. Şimdi bunlara Sümer Kral Listeleri deniliyor. Neye Sümer Kral Listeleri deniliyor? Şuna. Tufan öncesi ve tufan sonrası ve tufanı anlatan metinlere literatürde abi Sümer Kral Listesi denilir. Yani oradan girdin mi Batı dillerinde Sumerian King List pat hemen çıkar yani. Şimdi bu metinlerin ilki 20. yüzyılın başında bunlar keşfediliyor. Ondan sonra bunların ilki 1906'da yayınlanıyor bir kısmı. Yani bu Sümer Kral listelerinin bir kısmı ilk önce 1906'da yayınlanıyor. Ondan sonra mesela ikinci kısmı Şail tarafından 1911'de yayınlanıyor. Bunlar tabii bende önümde malzeme çok yani ben buradan hani sadece temel olanlarını seçiyorum. Sonra Powell tarafından 1914'te yayınlanıyor. Legrain tarafından 1920-21'de yayınlanıyor. Yani yeni bulunan fragmanlar falan yayınlanıyor ve analiz ediliyor yani. 23'te yayınlanıyor. Fakat tabii bunların içerisinde en önemlisi bu Weld Blundell Prism denilen bir şey. Prism denilen şey abi ne derler ona? Metin yani bir prizma yani bir koni gibi bir şey yani. Prizma. Yani en fazla bilgi o prizmadan geliyor bize yani. Ve bu Sümer Kral listeleri ile ilgili şeyler de 40'lı yıllara kadar neredeyse yayınlanıyor ve analiz ediliyor. Şimdi ne bu? Hani bakalım yani bunlara bir bakalım. Evet. Şimdi bu kral listeleri yani tufandan önce olan krallar, tufandan önce olan şehirler, tufandan önce olan tırnak içinde yaşamlar yani ve tufandan sonrakiler. Bunların ilk defa ne zaman kayda geçirildiğini çok iyi bilmiyoruz ama büyük ihtimalle bu metinler tabii Sümerce. Bu metinler aşağı yukarı milattan önce 2100 küsur yıllarına ait. Yani yaklaşık böyle Sümer yani 3. Ur sülalesidir o dönem. Yani aslında Sümerler Akkadlar tarafından bitirilmiş ama Sümerler böyle 2000 küsur yıllarında bir canlanıyor 3. Ur sülalesi etrafında. Orada bir yeniden Sümer devleti var. Fakat tabii ondan sonra Semitikler yine ortadan kaldırıyor. Ondan sonra Sümerler 1800'lerden itibaren falan uygarlık olarak yoklar. Kültür olarak varsa bile. Şimdi bu kral listelerinin ilk kim tarafından, hangi Sümerli tarafından tespit edildiği veya böyle bir retorinin ne zaman ortaya çıkarıldığı, kimler tarafından çıkarıldığı çok net değil ama en önemli 3 tane şey var, argüman var. Birisi 3. Ur sülalesini kuran tabii şey var, Utu Hegal. Yani büyük kral Utu Hegal, Sümerli 3. Ur sülalesinin kurucusu. Az çok bilgi var elimizde. Veya yine Sümerli Kral Shulgi veya Urnanma. Yani bu üçünden biri olduğu varsayılıyor. Ama büyük ihtimalle Utu Hegal. Yani çoğunlukla hani Utu Hegal olduğu varsayılıyor. Tabii hani
neden 3. Uğur Sülalesi dönemi, yani M.Ö. 2000 artı eksilerde bu böyle bir literal konsept yaratılma ihtiyacı hissedildi. Yani ne oldu da hani böyle bir tufandan önce, tufandan sonra ayrımı yapıldı ki? Muhtemelen zaten böyle bir olay yaşandı Mezopotamya'da ve çok daha anısı kaldı belli. Büyük ihtimalle bu Utu-Hegal döneminde Sümerler'de bir tırnak içinde, çok modern dönemlerdeki gibi düşünmeyin, bir Sümer milliyetçiliği başlıyor abi. Ve Sümerler kendilerini konumlandırabilmek için kendi tarihlerinin legalizasyonunu tufandan önce diye bir yere çıkartmaya çalışıyorlar. O tufandan önceki krallar da yarı tanrısal krallar. Yani dolayısıyla ki hakikaten bu kral listelerinde öyle bir retorik var. Yani belli ki hani Uğur sülalesinin o milliyetçi kaygıları böyle metinlerin kayda geçirilmesine yol açmış. Yani böyle bir tufan olayı yaşanmış. Büyük ihtimalle böyle Irak'ın güney coğrafyasında herhalde yaşanmış. Ama Sümer milliyetçiliğinden itibaren bu tufan anlatımına bir takım şeyler eklenmiş. Dönemin rivayetleri falan. Ve bir milliyetçi retorik halinde bu metinler kayda geçirilmiş. Çok büyük ihtimalle böyle. Ben bunlara baktım tabii hepsine yani. Şey yani biraz hani ilgilendiğiniz zaman görüyorsunuz. O böyle bir kaygı var hakikaten yani. Bunlar tabii hani nerede yazıldı? Büyük ihtimalle Uruk çevresinde. Yani Uruk çünkü Sümerler için önemli. Yani hem 3. Uğur döneminin Uruk şehri önemli. Mesela Uruk şehrini anlatan metinlerde de o şehrin bir milliyetçi retoriği var, öyle söyleyeyim. Yani Uruk şehri böyle enteresan bir Sümer milliyetçiliği var o şehir etrafında. Büyük ihtimalle Uruk civarında, yani Irak'ın güneyi bakın. Uruk civarında, ki Irak kelimesi de büyük ihtimalle buradan geliyor. Varka, Uruk falan. Büyük ihtimalle Uruk çevresinde bunlar kaydedilmiş. Tabii bu metinler, yani bu kral listelerinin sayısı aşağı yukarı 15 tane. Yani 15 ayrı parçada geçiyor. Fakat bunlar tabii çeşitli yerlerde yeniden yazılmış, böyle fragman bulunmuş yani. Ama ana parçalar 15 tane. Ondan sonra şöyle bir şey diyor bu metinler. Tabii bir tufan olayından bahsediyor. Tabii tufan olayından bahseden sadece bu metinler değil. Hani başka metinler de var. Daha önce söyledim, yine zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Bir tufandan bahsediliyor. Sonra tufandan önce 5 tane şehirden bahsediliyor. Bu şehirler adeta şey, yani yeryüzü, tabii Mezopotamya şeyinde, tarihçiliğinde böyle. Hani o dönemin algısında böyle yani. Bu şehirler Sümerlere göre yeryüzündeki ilk şehirler adeta. Tufandan önce var olan 5 şehir bunlar. İşte Şurupak, Erudu, Larak, Sippar, Battibara gibi 5 tane şehir. Bunlar tufan öncesi şehirleri. Bu şehirlerde yaşayan krallar. Tabi burada mesela enteresan olan noktalardan bir tanesi, aslında bunu anlatmayı isterdim, bu biraz komplike bir şey. Bunu ancak göstererek anlatmak gerekebilir. Şu, tufandan önceki kralların hepsi, tufandan sonraki kralların da bir kısmı binlerce ve on binlerce yıl yaşar görünür. Yani mesela kral listelerine baktığınızda işte Alulim 28 bin yıl yaşar, ötekisi 46 bin yıl yaşar, birisi 15 bin yıl yaşar. Birisi işte 30 bin yıl yaşar. Tufandan sonra bu yaşlar daha küçülecektir. Böyle binle minle başlar tufandan sonra yani. Post Dülevyen yani. Binle başlar, küçülür. Normal insan şeyine geçilir. Tabii bu neden hani böyle, yani ne oldu da bu metinler, bu kralları, tufan öncesi kralları 40-50 bin yıl falan, yani işte 20-30 bin yıl falan gösteriyor. Bunun sırrı biraz şurada, ama bu çok teknik bir mesele, biraz şurada. Sümerliler sayısal sistemi abi
60'lık. Yani 60'lık bir sayı sistemi var. Yani mesela biliyoruz ki biz yani çeşitli uygarlıklarda sayısal sistemler farklı. Mesela Hindistan'da falan şeydir, 12'şerli ve onarlıdır sayma. Yani ya bu şu demek, sayı sistemi şöyle bir şey yani. Mesela 60 ne demek onu söyleyeyim ben. Yani Sümerler'de 60 ne demek yani eski Mezopotamyalılar için. Şöyle, insanlar şöyle sayıyorlar. Mesela bugün bazı primitif topluluklarda hala öyle sayılıyor. İnsanlar aslında ilk sayıları sayarlarken ilk ellerini sayıyorlardı. Yani hani 5'e kadar sayabiliyorlardı. 1, 2, 3, 4, 5 bunu sayabiliyorlardı. Sonra ikinci eli de saymayı öğrendiler. Yani 6, 7, 8, 9, 10 bunu öğrendiler. Fakat sayma kavramıyla ilişkilerini sık olmasını gerektiren yeni konseptler veya malzemeler ortaya çıkmaya başladığında bu küçük küçük saymanın ötesinde sayma ihtiyacı doğdu. Mesela belki de Neolitik dönem bunlar. Milattan önce 900 binler falan. Ve insanlar bir takım şeyleri daha iyi ve kolay tasnif edebilmek için bu ellerinden ve hatta ayaklarından çok faydalandılar. Ve ne oldu olay? Şöyle oldu. Şimdi mesela hani çok malzeme olsa burada, yani diyelim ki burayı biz sayacağız şimdi, malzeme çok fazla. Fakat biz burayı sayarken şöyle saymak çok zor. Yani 1, 2, 3, 4, 1000, 10 bin, 100 bin çok zor. Genellikle şöyle yaparız yani. Şu 1000 taneyi buraya koyalım, şu 1000 taneyi buraya koyalım, bu 1000 tane burada kalsın. Abi kaç tane 1000 tane oldu burada? 4 tane 1000 tane oldu. Aslında ben 4 tane 1000 tane oldu derken şunu kastediyorum, 4000'i kastediyorum. Ama hani kategorize ettiğim için 4 diyorum ona. Veya yani 4000 ama onun sembolik değeri 4. Veya 4 kategori ama onun gerçek karşılığı 4000. Şimdi böyle bir tuhaf mantık. Aslında tuhaf değil tabii de. Şimdi şöyle, büyük oranda Mezopotamya'nın Neolitik'inde falan insanlar şöyle saymayı da öğrendiler. Yani daha doğrusu buna tasnif diyelim. Yani ne diyorlar ona? Abaküs. Hani yani biz de tesbih çekerken de deriz ya, bir çektik abi bir taş koyarız. Tesbihi bir devir ettik, bir taş daha koyarız. Değil mi? Yani aslında iki taş koyduğumuzda biz 99 ismi iki defa tekrarlamışızdır yani. Anlamı bu. Şimdi insanlar zamanla büyük ihtimalle Neolitik'ten itibaren şöyle saymayı da gerek duydular yani. Mesela bir parmakta abi kaç tane boğum var? Bak 1, 2, 3. Şimdi böyle yapmaya başladılar. 3 boğum. Yani bir parmak 3'e denk düştü. 2 parmak 6'ya denk düştü. 3 parmak abi ona. 5 parmak 15'e denk düştü. Bu 5 parmağı da ekle abi kaç etti? 30. Ayaklarla birlikte topla. Bu komik geliyor ama değil. Yani hala Malenez, yani primitif topluluklarda hala böyledir. Topla abi ayaklardaki 3 boğumla ellerdeki 3 boğum 60 yapar. Şimdi bu şu demek. Yani 60 tane malzeme var. Ben bunu saydım. Bunun değeri 1. İkinci 60'ı saydım. Bunun değeri 2. Bunun anlamı şu. Temel prensibi şu bunun. O dönemlerde geçen kralların sayısını yani diyor mesela diyelim ki 36 bin diyor. 3600'e böleceksiniz abi. 3600'e böldüğün zaman gerçek süreyi buluyorsun. 36 bin diyorsa sen onu 3600'e böleceksin. 10 yıl çıkar. 3660'ın katıdır. Bilmem anlatabildim mi? Basitçe yani. Olay böyle. Mesela bu parmak kullanma sadece bir abaküs mantığıyla yaygın değildi Mezopotamya'da. Mesela bütün ölçütler abi parmak üzerinden de eskiden. Ve ona Akatça'da da İbranice'de de şi hala denilir. Şi parmak demek. Yani parmak usulü. Yani bir şi dediğim zaman neyi anlıyorsun abi? Bir parmak. İki şi dediğim zaman iki parmak. Yani bu eller ve parmaklar, biz hala diyoruz ya bir karış, iki karış yani. Eller ve parmaklar hem soyut aritmatik değerler için kullanıldı, hem de zemin yani coğrafi ölçmeler için çok kullanıldı. O yüzden bunun pratiği böyle. Yani ne derler? Mesela bazen şey diyorlar yani, böyle hani look at the Google şeyleri var ya, siteleri.
İşte o zamanın insanları çok uzun yaşıyordu, işte bunlar ona işaret ediyor, uzaydan geldiler falan. Tabii ki öyle değil yani. Hikaye biraz böyle bir şey. Bu 60'lık sistem enteresan bir sistem. Evet, demek ki bu tufandan önceki kralların şeyi biraz böyle, öyküsü böyle. Tabii bu metinlerden ve başka metinlerden anladığımız kadarıyla hikaye şu, devam ediyor yani. Tufan bittikten sonra yeryüzünde ilk krallık Kiş şehrinde ortaya çıkıyor. Yani bize efsane böyle söylüyor. Diyor ki, tabii bu Kiş şehri de yine şeydir tahmin ederseniz, Irak'ın güneyi. Yani bunların çoğu zaten o coğrafyada, Sümer coğrafyası yani. Gelenek şöyle söylüyor, diyor ki, tufandan önceki ilk kurulan şehir Kiş şehridir. Tabii bunun bir gerçekliği yok. Yani hani şehirler her yerde vardı falan falan ama bu şehirlerin tabii Mezopotamya'da bıraktığı bir arketipsel anı var. Dolayısıyla herkes o kendi anılarını yüceltiyor. Tufandan sonra ilk krallık Kiş şehriydi. Kiş şehrinde de 23 tane kral egemendi. Tufandan sonra. Tabii şöyle bir şey. Bu Kiş şehrinden sonra saltanat veya ne diyeyim dünya egemeni şehir işte bizim Gılgamış'ın da kralı olduğu Uruk şehrine geçer. Yani öyleyse Uruk şehri yani bizim destanımızın kahramanı olan Gılgamış'ın kral olduğu şehir Uruk şehri yani bizim Kiş'ten sonra dünya üzerinde kurulan ikinci şehirdir. Mezopotamya o günün Mezopotamya algısına göre yani. Uruk şehri kurulacaktır. Demek ki Kiş'ten sonra. Ve Gılgamış da bu Uruk şehrinin zaten 5. kralı olacaktır. Yani efsane bize onu söylüyor. Tabii belki de hani Gılgamış diye bir kral belki de vardı yani bilmiyoruz. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Buraya kadar şunu yaptık sevgili online'cı arkadaşlar. Şunu yaptık. İlk 10 tane cümleyi böyle hem okuduk hem analiz ettik. Ondan sonra tabii bu böyle yanlara doğru kaçtığımız analizler ve dersin belirli yerlerinde ben yeniden toplayacağım. Yani bakın şurada şöyle, burada böyle olduğu gibi. O yüzden bu dersi şimdi burada bitiriyorum. Önümüzdeki dersten itibaren öteki onu yapacağız. Yani yine Akatçası, yine Türkçesi, yine onların değerlendirmesi. Ve böylece her bir 10 yapışta gidebildiğimiz kadar artık biz Mezopotamyalıları biraz daha yakından tanımaya çalışacağız. Ve dersin sonunda veya derslerin sonunda da bütün bu bilgileri toplayıp bir Mezopotamyalının kafası nasıl çalışıyordu biraz onu anlamaya çalışacağız. İnançları nasıldı onu anlamaya çalışacağız. Siz de yani bu işlere böyle meraklı olan arkadaşlar varsa böyle bir teknikle çalışabilirler. Yani hani metni oku, metni analiz et. O analizlerden o dünyayı şey yap, anlamaya çalış falan. İşte sevgili arkadaşlar, dersin en başında söylediğim gibi insanlar bir yıl şey yapıyorlar bu dünyada. Biz de böyle akatça makatça takılıyoruz. Ama vallahi ben çok eğleniyorum ve öğrenmek tabii müthiş bir şey yani. Ben hala çalışıyorum yani deli gibi bu işleri. O yüzden bence siz de benim önerim yani gayet samimi bir öneri bu. Bu dünyadaki böyle şeyler gibi çok uğraşmayın ya. Bu para pul işleri güzel yani bir yere kadar paranız falan olsun da. Ya boş verin ya fani işler samimi söylüyorum yani. Hani paran olup da derdin olacağına abi şu bilimle falan uğraş. Biraz böyle minik bir paran olsun. Vallahi hayatınız var ya Mesut Bahtiyar geçer. Samimi söylüyorum yani bunu son derece içten bir şekilde söylüyorum. Bence o lega luga şeyleri mümkün olduğunca hani yani bunu söylemek kolay da tabii. Yani aza indirin bu bilimden, bu şeyden, edebiyattan, ilim, milim bunlardan vazgeçmeyin sevgili arkadaşlar. İkinci 10 cümlede görüşmek üzere. Hadi bakalım.